Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese merhabalar, merhabalar diyorum, selamün aleyküm diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün mutfağımızda kaburgalı etli yaprak sarmamız var. Bugün size bu güzel tarifi vereceğim. Gerçekten çok güzel, şu an dumanın üstünde. Harika bir lezzet olmuş. Hemen sizi şu güzellikle tanıştırmaya geçiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız dikkatle izlerlerse kesinlikle onların da böyle lokum gibi bir etli sarması olur. Hemen tarife geçiyoruz. Evet, tarifimize geçtik. Etli kaburgalı üzüm yaprağından sarmamız için malzemelerimiz, bizim asma yaprağımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Kanalımızda videosu da var. Boğumun asma yaprakları suya vuruyor annem. Ben bunu güzelce suda bir iki kere bekletiyorum. Ondan sonra kullanıyorum tuzlu olduğu için. Burada 400 gram kıymam var. 2 tane şöyle büyük soğanım var arkadaşlar. Elma kadar. 1,5 yemek kaşığı salça. Biber salçasıyla karışık. Maydanoz isteğinize bağlı. Ben yarım demede yakın doğradım. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı tuz. Çünkü salamuram tuzlu olma ihtimali var yine de diye. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı da karabiberim var. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi ben bu şekilde hazırladım. Çünkü video uzun olmasın diye. Sonuçta herkes soğan da doğramayı biliyor. Maydanoz da doğramayı biliyor. Ben önceden hazır edeyim dedim. Şöyle birazcık da yağ ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar. Şöyle yeterli. Şöyle yarım çay bardağı kadar da su ekliyorum. Kıymamız güzel açılsın diye. Çayım şöyle kenarda kalsın. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Güzelce harmanlayacağız. İyice malzemeler birbirini böyle iyice görecekler arkadaşlar. Ezilecek. Çok lezzetli oluyor. Suyu koymamın nedeni kıymamız açılsın. Şöyle güzelce biraz yumuşak kıvamda olsun. Sarmalarımız daha güzel olsun diye. Çünkü kıymam çok yağlı değildi. Şöyle güzelce yoğuralım. Şöyle güzelce harmanladıktan sonra şöyle pirincimizi ekliyoruz. Yıkamış olduğum güzelce süzdüğümüz pirincimizi ekledik. Şöyle bunu da güzelce harmanlıyoruz. Kıvamımız bu şekilde olması gerekiyor. Köfte yoğurur gibi iyice yoğurduk. Şimdi yapraklarımızı açıp saracağız. Yapraklarımızın içlerini güzelce açtıktan sonra şöyle hemen saralım. Biliyorsunuz etli sarma biraz tombik oluyor. Zeytinyağlı oranla. Daha lezzetli oluyor. Şöyle güzelce kenarlardan bilmeyen yeni gelen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden ayrıntılı gösteriyorum. Kenarları katlıyoruz içeri doğru. Şöyle üstüne koyduktan sonra şu parmaklarla hemen yuvarlıyoruz. Çok basit, çok kolay. Herkes yapabilir. Şöyle iki tarafı katladıktan sonra şöyle burayı sıkıştıralım açılmaması için. Şu şekilde katlıyoruz. Bizim elimiz alıştığı için tabi hemen yuvarlıyoruz, gidiyor. Ben tezgah üstünde sarmayı tercih ediyorum. Ama isterseniz elinizde de tabii ki sarabilirsiniz. Şöyle. Yine iki tarafı katladıktan sonra böyle her yerini şöyle yanları getirerekten içeri böyle bu şekilde de elde de sarabilirsiniz. Ben hepsini bu şekilde devam edeyim.
sarmalarımız bitti. Şöyle kaburgalı etli sarmalarımız. Şöyle hani güveçi ben arkadaşlar yine kullandım. Gösterdim. Not olarak sonuna ekleyeceğim. Videonun. Şöyle kaburga etlerimizi güzelce güveçte mühürlüyoruz. Şöyle yağlı kısmı alta gelecek şekilde böyle şu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Sarmalarımızı üzerine alacağız. Şöyle sırayla dizeceğiz. Bir de arkadaşlar bu et olmayan kısımlara böyle hani kopardığımız sapları şöyle boşluklara atalım ki yaprak sarmalarımız direkt yere gelmesin. Bu önemli. Bütün sarmalarımız hem böyle hafif bir ekşilik oluyor hem de güvende güzel pişmiş oluyor. Bu şekilde bunu da göstermek istedim. Şimdi güzelce dizelim. Yaprak da üzerine koyacağız. Vereceğiz ocağa koyacağız artık pişecek. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sarmamız bitti. Güvecimiz doldu. Bir tane domates şöyle makineden çektim. Robottan. İçine su ve salça. Biraz da 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Şöyle güzelce bir sos yaptık. Şöyle üzerine dökelim. Kıymalı çok su almıyor. O yüzden şimdi kontrollü bakacağız. Tam geldi. Şöyle sallayalım her yerden. Gitsin suyumuz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi üzerine yaprak her zaman olduğu gibi mutlaka yaprakla sarın. Hiçbir patlama çatlama olmuyor. Şimdiye kadar olmadı inşallah. Şimdi de olmayacak. Şöyle güzelce etli olduğu için arkadaşlar biraz fazla koydum. Çünkü piştiği zaman biraz biliyorsunuz iniyor aşağıya. Zeytinyağlı gibi olmuyor. Şöyle büyük yapraklardan üzerine koyuyorum. Sağ olsun annemle babam. Hiç yaprak almayız biz dışarıdan. Her sene böyle salambura gönderirler bize verirler. Biz de güzel güzel yer dua ederiz. Allah kendilerinden razı olsun. Şöyle güzelce yaptık. Mis gibi. Şimdi şöyle koydum. Ocağa gidiyoruz. Kaynamaya başladığı zaman arkadaşlar altını kısacağım ocakta. Böyle tıngır tıngır pişsin. Şöyle kapağımızı artık kaldıralım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Birlikte üst yaprağın olması çok önemli. Bakın ne kadar güzel. Harika oldu gerçekten. Şöyle hemen. Hiç dağılma yok. Hiçbir şekilde olmuyor. Bu şekilde sizler de yapın arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten mis gibi de kokuyor. Hemen şöyle almak istiyorum. Nasıl görünüyor? Şimdi tabağa alacağım arkadaşlar. Çok sıcak.
Harika pişmiş. Evet, aldım şöyle tabağımıza, şöyle yakından gösterebilmek için. Etler bir güzel pişmiş. Lime lime olmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş gerçekten de. Bayıldım tam anlamıyla. Harika olmuş. Bugün de kaburgalı etli sarmamız. Şöyle yakından gösteriyorum. Muhteşem oldu. Kesinlikle benim tarifimle deneyin arkadaşlar. Şöyle çok sıcak ama içine göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Kesinlikle harika. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da belirtmenizi istiyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Nerelerden izliyorsunuz? Bilmek istiyorum. Etli sarmamızı beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Bugünkü tarifimiz kaburgalı etli güveçte sarmaydı arkadaşlar. Yaprak sarmasıydı. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle göstermek istediğim bir tarif var. Güveç yeni aldım. Yeni aldığım güveci nasıl kullanmaya başlıyorum? Önce güvecimizi ısıtıyoruz. Ben bir yağladım. Aklıma geldi. Dedim arkadaşlarıma göstereyim. Tekrar yağ döktüm. Şöyle ısınmış olan güvecimizin içine şöyle yağımızı döküyoruz. Zeytinyağı, sıvı yağ hiç fark etmez. Şöyle bakın bir kısmı iç kısmını biraz yağlamıştım. Hemen sizinle paylaşmak istediğim için tekrar döktüm. Şöyle ısındı. Ocağın üstündeyiz arkadaşlar hala. Şöyle her yerine bu şekilde yağlıyoruz. Bugün arkadaşlar güveç yapacağım ben. Güveç yapmak istediğim için bu güvecimi kullanacağım. Ama bu yeni olduğu için şöyle bir yağlama tekniğimiz var ilk kullanmakta. Şöyle güzelce her yeri ısındıktan sonra yağımızla her yerine içini dışını böyle yağlıyoruz. Sonra da yemeğimize geçiyoruz. Bunu anlatmak istedim ki. Videonun sonuna not olarak bunu ekleyeceğim. Hoşça kalın.